Hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün inanılmaz yorgunum. Bütün ekipçe böyle 3 saat falan uyumuşuzdur. Kaç saat uyuduk biz Can dün? 3 saat falan. Ondan önceki gün kaç saat uyuduk Emre? Bilmiyorum kanka ama Doge'de kârdayım. Çok güzel kâr etti. Biz ekip olarak arkadaşlar duyurusunu yapacaktık. Ofisin tanıtımını falan yapacaktık ama ansızın boğa sezonu geldi. Ne ofisle uğraşabildik ne bir şeyle. Biz ekip olarak bir ofisin içinde sabah 9'da gelip akşama kadar trade'imizi ediyoruz. Da eve gidiyoruz, evde de trade ediyoruz. Sabah 6.30'da en son yattım bak. Gerçi Twitter'dan biliyorsunuz. Boğa piyasası çok güzel arkadaşlar. Bu piyasa en verimli, yıllardır beklenen, gerçekten adının hakkını veren piyasa. Bu kadar konuştuğumuza değen bir piyasa. Bu dönemde yapmanız gereken bazı şeyler var. Bunların birkaçını ben söylemek istiyorum. Ardından da kısa bir analiz değerlendirme yapıp trade'imize geri döneceğiz. Bir sürü açık pozisyon var. Herkes kıpır kıpır. Ben de konuşmayın diye susturdum herkesi. Şu an herkes beni dinliyor. Şimdi size boğa piyasasında izlemeniz gereken yoldan bahsedeyim. Öncelikle trade olarak bakın, bir margin trade var, bir de spot trade var. Spot trade direkt borsadan aldığınız ve coin'i yatırımcı olarak tuttuğunuz alandır. Bir de margin trade var ki kaldıraç kullanarak ya da çift yönlü işlemi kullanarak long ya da short kontratlar satın almaktır. Margin'de mantık scalping, yani yüzdesel kar alıp teknik analizi kullanıp, yani bizim Ninja Traders ekibi olarak biz margin yapıyoruz. Dolarla işlem yapıyoruz. Bitcoin tutmuyoruz. Teknik analize bakarak grafikteki büyük olayları, formasyonları yakalayıp kar yüzdeleri alıp %3, %5 alıp dolara dediğimizi arttırıyoruz. Şimdi bu kaldıracı arttırdığınız zaman riskli bir yöntem. Ama kaldıraç kullanmayıp mesela biz ekip olarak 2, 3, 3.5 kaldıraç civarı kullanıyoruz. Fazlasını kullanmıyoruz. %3 mü aldık grafikten? İşte o 3 kaldıraçta %10'luk bir kâra denk geliyor. Bir de spot trade var ki spotta yapılması gereken bir coin'i aldığınız zaman eğer böyle bir yükselen trenddeysek güzel bir alım bölgesi belirleyip alıp ellememek gerekiyor. Çünkü boğada sattığınızı geri alamıyorsunuz. Ama şöyle de bir durum var. 1 ya da 2 gün içerisinde mutlaka altcoin'ler Bitcoin vesilesiyle bir düzeltme yapıyor. Ya Bitcoin çok yükseliyor ya Bitcoin çok düşüyor. Altcoin'ler düşüp düzeltmelerini öyle tamamlıyorlar ve düşen yerine geri kalktığı sürece, yani düşenin toparlandığı sürece yön yukarı demektir altcoin'lerle alakalı. Şimdi ben size analiz bölümüne geçelim. Orada da kısa bir incelemelerimizi yapalım. Ardından videoyu sonlandıralım. Şimdi Bitcoin'e geldiğimiz zaman bakın burada bir üçgenimiz vardı. Bu üçgenimizi kırdık. Buradan retestimiz gerçekleşti. Bunu Telegram'da paylaştım ben. Onun dışında dominansa bakalım. Çok fazla düşmüştü. Buradan bir düzeltme gelmesi bekleniyordu. Şu an Bitcoin ve altcoin'ler inanılmaz derecede düştü. Dominansın artmasıyla birlikte. Hani bakın şöyle göstereyim. Çoğu düzeltme yerlerine gelmiş mesela tepeyi yapınca. Şöyle bir doge ile başlayalım. Bu dogeyi ben bak şu bölgede vermiştim hatırlıyorsanız. 313'ten dogenin önemini vurguladım. Hala da vurguluyorum. Doge boğamsı bir piyasada 2-3x yapmadan duracak bir coin değil. Dolayısıyla da zaten biz bunu buradan aldık. Ben şu bölgelerden de hatta dün gece birazcık satış yaptım. Halen pozisyonumu koruyorum. Onun dışında diğer coinlere bir bakalım. Ethereum 606 dolar. Ethereum 2.0'ın güncellemesi büyük ihtimal Aralık ayına yetişecek. Yavaş ilerler ama boğa boyunca hep ilerler Ethereum. Eğer bu piyasa bir şekilde bitecek, bunu da bilin ama yani hani şu an bu piyasayı yaşıyoruz da yeni başlamadı. Bir 10 gündür biz boğadayız aslında. Dolayısıyla da bu boğa piyasası 15 gün sonra bitebilir, 20 gün sonra bitebilir. Bittikten sonra trend döner. Ama o dönem boyunca Ethereum'un yönü hep yukarı olacaktır. Link'e bakalım. Bakın linkte şöyle bir üçgende kırılım yaptı. Sabah Bitcoin düzeltmesiyle bakın ne kadar simetrik yerlere gelmiş. Ondan sonra diğer coinlere bir bakalım. Run bakın bu bölgede. Sol tam trend desteğinden sekmiş. Bakıyoruz Teta'da bir şey yok. Teta içeri girmiş. Bu Teta bunun üzerinde kalabilirse Teta'yı takip ediyorum. Grafiği hoşuma gidiyor. Ripple'a baktığımız zaman Ripple bakın hep destek bölgelerine kadar inmiş. Ripple zaten ben bir dakika Ripple'la alakalı söyleyecek bir sürü şey var. Yani bu Ripple'ı biz 240'larda dedik. Ne dedik? Ripple başladı mı osursa %40. Gerçekten bu an işaret fişeğini yaktı. Bu bölgeler, alım bölgelerini ben size söyleyeyim. Şu bölgeler güçlü destektir. Onun dışında bu bölge güçlü destektir. Ama buralara geldiyse Ripple'ın boğası bittiğini varsayabiliriz. Çünkü buradan sonra geçmiş olsun. Ha ben Ripple'ı alırsam şu bölgeden alırım. Şunun altında da stop koyarım. Onun dışında da bu saatten sonra Ripple'ı almam, satmam, önermem. Çünkü zaten
3x yapmış, ne kadar gideceği belli değil. EFI'de bakın bu trend desteğimiz halen geçerli. Bu desteğin altına sarkarsa stop edecek şekilde takip edenler alımlarını düşünebilirler. SXP pek hareketini yapmadı. Şu bölgenin geçilmesi SXP'de büyük olay yaratır diye düşünüyorum. Şuradan baksak yok, şu bölge biraz daha mantıklı. Evet. Yani bu bölge geçip şurada şu hareketi yaparsa ben SXP'nin yükselişine de dahil olmak isterim açıkçası. Şöyle bir tutunma hareketi yaparsa gayet başarılı. Şimdi altın grafiğine bakmak istiyorum. Altın grafiğine geçtiğimiz videoda demiştim ki kripto paralarda bir boğa piyasası yaşanıyor. Dolardan, altından çıkış var. Bakın bu destek de kırıldı. Şu an bu bölgedeyiz. Bu bölgeden bir tepki gelebilir altın için. Ardından da ben bu alanı açıkçası bekliyorum. Çünkü çok uzun süredir giden bir yükseliş trendi ve artık kırıldı. Kripto paraların bu kadar yaygınlaşmasıyla doların da biraz daha düşüş yönlü kalacağını düşünüyorum. Türk lirasına bakalım. Türk lirası da 7.96'ya kadar geldi. Bu bölgeyi bir pullback olarak sayabiliriz. Yani kırılan trende geri dönüş olarak sayabiliriz. Bakın bu bölge önemli bir dirençtir. Artık 8 bölgesi geçmesi zor bir bölge Türk lirası için. Yine dediğim gibi siyasal ve ekonomik gelişmeler doların akıbetini belirleyecektir. Ne olacak, ne bitecek diye soranlar için. Yani 8'in üzerinde çıkar, 8-10'da bir tutunma yaşanırsa tekrardan yükseliş trendine girer. Doların yukarı yönde hareket edeceğini yorumlayabiliriz. Dolar, Türk lirası, altın vesaire, Bitcoin, kripto, para kazandıran ne var ne yok hepsini dilim döndüğünce size anlatmaya çalıştım. Boğa piyasasında durumumuz bu. Lütfen tuttuğunuz altları, güzel yerden tuttuğunuz altları tutun. Piyasada çok sert bir Bitcoin düşüşü ya da dönüş trendine dair bir MR görmedikçe de hold boğa piyasasında kazandırır. Spot yatırım yapıyorsanız bir kısmını koyun bir köşeye uzun vade yatırım olarak. Onun dışında paranızın en kötü yarısı dolarda dursun. Teknik analiz biliyorsanız, bizim eğitimlerimizi izliyorsanız en kötü 400 TL verip bizim Udemy'deki 20 saatlik eğitimimizi alın ve teknik analiz öğrenin. Biz zaten Ninja Traders Margin grubu olarak piyasadaki bütün gidişatı, her işlemleri size yakalayıp vermeye çalışıyoruz. Piyasada verimli, her attığımız tutuyor. Biz evet başarılı olduğumuzu düşünüyoruz ama mesele bizle alakalı değil. Zaten bu piyasada iyi analiz yaptığınız zaman tutuyor. Önemli olan tekniğin ve grafiklerin çalışması. Grafikler çok iyi çalıştığı için biz de çok başarılı, isabetli adımlar yapıyoruz. Öğrenin tekniğinizi. Gelin Margin grubuna. Dolarla 2 kaldıraç, 3 kaldıraç bizimle birlikte scalp atarak boğa piyasasını verimli değerlendirin. Ama spottaki paranızla her gün al sat yapıp durmayın. Çünkü yatırım bozulmaz. Yatırımdan para kazanmak istiyorsanız onu uzun vade tutacaksınız. Artık bunun damajım yok. Çok yoruldum, çok uykusuzum. Piyasa çok hareketli. Pozisyonlarım orada fıkır fıkır kaynıyor. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Paranın altında kalıyorsunuz. Gelişmeleri mutlaka Twitter'dan haberdar ediyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.